çok hoşsun oğlum ya. Anne yeter. Komik bir şey söylemedim ben. Demek baban Ece ablanın odasına girdi, öyle mi? Tamam. Sustum. Ay sadece sinirlerim boşaldı. Oğlum. Bak. Babanla Ece ablan uzun zamandır aynı şirkette çalışıyorlar. Arkadaş olmaları çok normal. Üstelik aynı evde yaşıyoruz. Ama sabah beraber çıktılar diyorum. Oğlum aynı yere gidiyorlar. Gayet normal. Ne var bunda? Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ece ablam benim sadece kuzenim değil. Aynı zamanda arkadaşım da. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Yok, baban yapsa Ece yapmaz. Tamam anne. Bu konuyu burada kapatıyoruz. Oğlum niye kızıyorsun ki? Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Baban Ece'ye bakmaz bile. Anladık. Dalga geçmeye gerek yok. Ama oğlum sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. Ben dalga geçtiğim için gülmedim ki. İçin rahat olsun bebeğim. Aralarında hiçbir şey yok. İnşallah haklısındır anne. Eminim. Şu Azerilerle anlaşma imzalarsak bir haftalığına Azerbaycan seyahati yapmamız gerekecek. Evet. Ve harika olacak. Sen de kaçma kovalamacı oynamadan bütün günü beraber geçirebileceğim. Öyle heyecanlıyım ki. Daha kesinleşmesine bir iki gün var ama ben şimdi hazırlık yapmaya başladım. Mehmet. Ya, Reyhan da gelmek istemez değil mi? Yani artık şirkette çalışmadığına göre. Yok canım, ne alakası var? Hem zaten istemez o. Avrupa seyahati olsa kaçırmazdı. Ama o tür yerleri sevmez. Sen olduktan sonra bana her yer aynı. Hadi yürü hadi. Bir şey geldi de. Bu akşam bizden başka kimse çıkmadı galiba. Eşim sabahtan beri ortalıkta yok. Kerem inmeyecekmiş. Yusuf da erkenden yedi. Necip abiyle Zümrüt Hanım? Onlar kavgada doymuştur. Bence yemeğe yer kalmamıştır. Kavga mı? Ne oldu yine? Abim Zümrüt'ü boşamaya karar verdi. Ciddi misin? Evet. Vay be. Büyük aşk başladığı gibi aniden bitti desene. Bence bu hikayenin sonunu yengemin yokluğu hızlandırdı.
Bebek ne olacak peki? Ne bileyim. Necip abi böyle bir karar verdiğine göre onu da düşünmüştür herhalde. Aşkım, bence en doğrusu bu. Size afiyet olsun hanımlar. Ben biraz haberlere bakayım. Sen kısaca şuna maç sonuçlarını izlemeye gidiyorum desene. Kaç yıllık karınım. Benden iyi kim tanır seni? Sonuçta o da haber Reyhan. Neyse hadi afiyet olsun. Teşekkürler. Ben de kalkayım. Aa, hazır baş başa kalmışken biraz sohbet etseydik güzel. Niye? Olur. Hadi anlat bakalım. Yok mu yeni havadisler? Hangi konuda? Mesela aşk. Yok mu hala bir sevgi? Var. Aa. Aşk olsun kuzen. Niye hiç haberim yok? Nasıl tanıştınız? Tanır mıyım? Yok. Ya tanıştırmaya fırsatım olmadı. Ya biliyorsun her gün kavga, gürültü. Bırak şimdi kavgayı, gürültüyü. Nasıl oldu? Nasıl tanıştınız? Hadi anlat bakalım. Ne yalan söyleyeyim, çok kıskandım kuzen. Aşkın en güzel halleri bunlar. Öyle insanın karın ağrıları falan heyecandan. Öyle buluşmak için telaşlanmalar. Bence süper. Alışkanlık haline gelmeden bu karmaşanın heyecan tadını çıkar bence. Haklısın. Hem de ne karmaşık bir heyecan bilemezsin. Kuzen, bütün ayrıntıları dinlemek istiyorum. Bak sonra buluşuruz. Tabii tabii. Anlatırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.